Allah-u Teala tarafından gönderilen Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Yani Allah'ın kullarını kime davet ediyor, kime çağırıyor? İllallah, Allah'a, Allah'a davet ediyor. Allah'a davet ediyor derken yani Allah'ın kitabına davet ediyor, Allah'ın dinine davet ediyor, Allah'ın emirlerine davet ediyor. Peki davet etmek yeterli midir? Yeterli değil. Peki ne yapmak gerekir? وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا Şüphesiz ki Allah'ın kullarına Allah'ın emirlerini öğretmelidir ama bunun yanında da hayırlı olan, yararlı olan, faydalı olan, Allah'ın sevdiği, razı olduğu sözleri, işleri de yapması gerekir. وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُشْرِب۪ينَ Sonra ne yapıyor? Efendim, Allah'ın kullarını, Allah'ın dini olan İslam'a davet ediyor. Hayırlı, yararlı işler işliyor. Ve sonra da ne diyor? وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُشْرِب۪ينَ Korkmadan, cesurca ben Müslümanlardan diyor. Bazı kimseler Müslümanım demekten utanıyor, çekiniyor, haya ediyor. Bazı kimseler camiye girmekten bile korkuyorlar. İbadet etmekten bile çekiniyorlar. Müslümanın demesiyle de utanarak eğiliyor, bükülüyor, namaza gidiyorum diyemiyor. Müslümanım diyemiyor. Bazı dinden, imandan yoksun olan kimseler, bazı Müslüman olduklarını söyleyen kimselerden daha da cesurdurlar. Daha da cesurdurlar. Kimden korkuyorsun? Neyden korkuyorsun? Elimden rızkını mı alacaklar? Yoksa ecelini biraz önceye mi alacaklar? Sen dünyaya gelmeden evvel ecelimiz de rızkımız da belirlenmiştir. Allah'ın senin için ayırmış olduğu rızkı hiçbir kimse elinden alamaz. Benim için, senin için, insanlar için rızıklar belirmiştir, ayrılmıştır, belirlenmiştir. Allah'ın taksim ettiği, belirlediği rızkı hiçbir kimse elimizden alabilir mi? Alamaz. O zaman niçin bu kısırlık, niçin bu korkaklık, niçin bu yani eziliyor böyle, sanki böyle Müslüman olmak bir suçmuş gibi, yani suç işlemiş gibi bir durumdadır. Subhanallah, Allah'a şükretmesi gerekirken, Allah'a hamd etmesi gerekirken, elhamdülillah Allah beni İslam'ı şerefiyle şereflendirdi demesi gerekirken, böyle bir efendim korku içinde, huzursuz içinde, sanki suçlumuş gibi. Hazreti Ömer diyor ki, اِنَّا كُنَّا اَذَلَّ قَوْمٍ فِي الْأَرْضِ فَاَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْإِسْلَامِ İslamiyet'ten önce bizden daha alçak, bizden daha değersiz yeryüzünde hiçbir kimse yok diyor. Ama İslam'a girdikten sonra Allah bizim diyor, değerimizi فَمَهْمَا اَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اَذَلْنَا اللّٰهُ İslamsız kalkınmak istiyorsan, İslamsız ilerlemek istiyorsan, İslamsız huzura kavuşmak istiyorsan bu imkansızdır. Bu imkansızdır. Evet, bu görevi bazı kimseler çok önemli olduğunu bildikleri için, fark ettikleri için devamlı, sürekli bildiklerini, duyduklarını yani Allah'ın kullarına öğretiyorlar. Kime öğreteceğiz? Kimden başlayacağız? Kimden başlayacağız? Uzak yerlerden başlamayalım. Uzak kimselere de efendim söylemeyelim. Önce evdekilerden başlayalım. Annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, kızlarımızdan, hanımdan, kızım akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan başlayalım.
diyelim, öğretelim, anlatalım, çağıralım, davet edelim. Bu peygamberlerin bir görevidir. Sen böyle yapmakla peygamberlerin görevini, vazifesini etmiş oluyorsun, canlandırmış oluyorsun. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Bir kişinin, bir insanın hidayetine vesile olursan, küfürden, dinsizlikten kurtulmasına sebep olursan, ibadete başlamasına sebep olursan, namaza başlamasına sebep olursan, خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Bu yapmış olduğun iyilik veya yapmış olduğun çalışma hayırlı leke dünyadan ve içindekilerden de daha hayırlıdır. Senin için dünyadan da dünyanın içindekilerden de daha hayırlı bir iş işlemiş olursun. Belki de farzların dışında nafile ismiyle bilinen veya sünnet ismiyle bilinen namazları kılsan bu kadar sevap kazanamazsın. Geceleri namaz kılarak, gündüzleri de oruç tutarak geçirsen bu kadar sevap kazanamazsın. Ama bir kişinin hidayetine vesile olmak, küfürden, ahlaksızlıktan, şirkten, nifaktan, kibirden kurtulmasına sebep olursan, Allah'ın dini olan İslam'la tanışmasına sebep olursan, böyle bir sevap elde etmiş olursun. Ve şunu da hemen bilelim ki, o kişinin hidayetine vesile olduktan sonra o kimse ibadet ettiğinden dolayı, iyilik yaptığından dolayı, hayırlı işler işlediğinden dolayı ne kadar sevap kazanıyorsa sen sebep olan insan aynı sevabı da alıyorsun. Yani şimdi biz biraz sonra Allah izin verirse tabii namaz kılacağız. Ama başkalarının da namaz kılmasına vesile oluyorsunuz. Bir, namaz kıldığınızdan dolayı ücretinizi veya sevabınızı veya ödülünüzü alıyorsunuz. Bir de nedir? Başkalarının hidayetine vesile olduğunuzdan dolayı o kimseler o ibadeti yaptıklarından dolayı ne kadar sevap kazanmış iseler sen vesile olduğundan dolayı aynı sevap da evet sana verilmiş. Sanki böyle on kişinin on insanın hidayetine vesile olmuşsan on kere namaz kılmış kadar sevap kazanmış. Tabi bir de bunun tersi var da onu da söyleyelim. Yani bir kimsenin dinsiz olmasına, günah işlemesine, hata yapmasına bilerek, isteyerek, severek vesile olursan o kimse de o günahı işlediği sürece ne kadar günah kazanıyorsa vesile olan kimse de, sebep olan kişi de o kadar müebbedettir. Efendim, günah kazanmalıdır. Biz bu dünyadan ölüp gideriz. Ama bazılarına iyi bir şekilde vesile olmuş isek, ölüp gitsek de amel defterimize ne işleniyor, sevaplar işleniyor. Ama kötü örnek olmuş isek, ölüp de evet, defterimize günah işleniyor. Artık düşünelim, başlanalım ve ona göre kararımızı verelim. Bizim günahımız bize yeter bu artık. Biz de başkalarının günahlarına iştirak etmeyelim arkadaşlar. مَنْ دَعَلَ اِلَهُ دَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ ذَلِكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا. Biraz önceki söylediğim sözü anlamını sizlere açıklamış oldum. Yine Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Celle Celaluhu buyuruyor وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Tabii böyle bir görev yerine getirildiği zaman böyle bir çalışma yapılacaksa insanın önce ne yapması gerekir? Öğrenmesi gerekir.
bilmesi gerekir. Yani birlikte dediler, yarın doktoruna yapar, yarından yapar, yarın alim de dinden iman var eder, baş var. Yarın siyasi de ne yapar memleketler ilerlediler. Yani yetişmemiz lazım, bilmemiz lazım. Yani şimdi madem ki ibadet etmek istiyoruz, nasıl ibadet yapacağımızı öğreneceğiz. Namaz kılmak istiyoruz. Efendim, namaza başlamadan önce namazın nasıl kılınacağını öğreneceğiz. İbadet yapmak istiyoruz. İbadeti nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Allah'tan öğreneceğiz. Peygamberden öğreneceğiz. Yani Allah'ın kitabı olan, Allah'ın dini olan İslam'dan, Kur'an'dan öğreneceğiz. Ve Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu, evlendirmiş olduğu Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş olacağız. Selamünaleyküm. Önce bilmemiz, öğrenmemiz, bilgi gerekiyor. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Fe'lem önce baktığın cehilim diyor. Önce nedir? İlim. Sonra iman. Sonra amel. Sonra başkalarına örnek olmak, başkalarına vesile olmak. Yani bilerek insan ibadet etmeli, bilerek Müslüman olmalı, bilerek namaz kılmalı, bilerek nedir? Hayatını Allah'ın emirlerine göre